Gündüzünde sohbetler, gecelerden eğlenceler. Ünlüler Dünyası bu hafta neler yaşadı? Hangi ünlü kameralara nasıl yansıdı? İzliyoruz. Bayram haftası İstanbul sokakları hareketliydi. İşte ünlülerin cadde ve gece turları. Mazhar Alanson'u Bebek'te balık keyfinde görüntülüyoruz. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Neler yapıyor büyük usta? Halini hatrını soralım. Çok şükrediyoruz halimize. Çalışıyoruz, yine şarkılar yapıyoruz, üretiyoruz. Başka bir pek bir şey yok. Özkan Uğur'un vefatının acısı halen devam ediyor. Vallahi her an aklımızda, her bir şeyde. Yani mide pastili kullanıyorum, o da kullanırdı. Özkan'ı hatırlıyorsun, şeye bakıyorsun, Özkan'ı hatırlıyorsun. Yani şey geçmedi. Özkan çok neşeli. Gür gür yani anlatacak o kadar güzel şeyleri var ama daha o kısma geçemedik. Acısı hala. Yani yokluğu, eksikliği çok hala şeyiz. Bıraksam kendime şöyle o rahat, o da geçer bir gün yaşanan adam. Alınacak dersler var. Geçtiğimiz hafta Özkan Uğursuz verdikleri ilk konseri merhumun ailesi eleştirmişti. Neredeyse bir yıl geçti. En son konserimiz buradaydı. Bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar bu salonda bir merhaba diyelim dedik hepinize. Özellikle Özkan Uğur'un eşi Aysun Hanım konserin biraz erken verildiğini açıklamıştı. Erken vermek değil, biz bir çeşit Özkan'ı anmak isteriz. Kızılcık Şerbeti'ne Giray karakteriyle dahil olan oyuncu Kaan Taşaner, kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı turunda. Bir şeyler yemeye çıktık, bir şeyler yiyeceğiz. Kızılcık Şerbeti projesinin içinde yer almanın keyfini yaşıyor. Sete geliyorum, gidiyorum. Acayip mutluyuz. Alışabildiniz mi? Çok kolay oldu. İnanılmaz bir ekip. Çok tatlı bir ekip. Evet. Zaten uzun zamandır bir aradalar. İç dedeyi de ustalaşmışlar. İyice kavramışlar. Ben de onlara dahil oldum. Onlar da hemen kabul ettiler. İnanılmaz keyifle çalışıyoruz vallahi. Bakın bu yaptığınız büyük bir saygısızlık. Resmen hakaret. Ne oluyor burada? Ya bizi burada ayıp ediliyor şu an. Biz Giray Bey'le görüşmek istedik. Dilenci amelesi gördük. Burası ne biçim bir yer? Ya bize Hüsrey Bey lazım. Nerede o yok? Benim Giray. Dinliyorum. Aa. Biz 5 dakikanızı istiyoruz sadece. Para istemiyoruz. Şu an zaten rolün kendi de serim aşamasında. 2-3 bölüm oldu. Hikaye açıldıkça daha netleşecek. Yine zaten burada bir araya geliriz. Biz de isteyelim. Peki. Bigi Önal'ı görüntülüyoruz cadde turunda. Son dönemde birçok ünlü ismin olduğu gibi o da Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın hayranıymış. Vallahi bu sevdiğiniz... ara Bahar'ı izliyorum. Çok sevdim onu. Onu izliyorum. O kadar. Başka takip etmiyorsun. Başka takip edemedim. Zaten biraz yoğundum bu aralar. İhtiyar yapıyordum çok işte Ayvalık'a falan. Bir ona tutuldum. Konu aşka ve Aras Bulut İynemli'ye geliyor. Eski aşıklar hala arkadaşça görüşüyor. Arkadaş anlamında. Biz değiliz yani. Merhabamız tabii ki her zaman olacak. Kaç senelik arkadaşız da aynı zamanda o yüzden. Ayrılık sonrası ikisi de hayatlarına birilerini almadı. Bu bir geri dönüş sinyali olabilir mi? İkinizin de hayatında biri olmayınca acaba böyle unutulmamışlık mı var deseydik. Arkadaşlar çok vakit geçti. Unutulmayın bana ya. Cem Belevi ve yeni kız arkadaşı trafikte takılıyor kameralarımıza. Hanımefendi kameraları görünce yüzünü kapatıyor. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gülserdin. Güz bitti bize yaz geldi. Sen aşk onlarını, ben geldim. Nasılsınız Cem Bey? Çok mutluyuz. Siz ne yapıyorsunuz? Valla hanımefendi böyle yüzünü kapat. Niye kapatıyor? Sizin yüzünüzle. Öpüyorum.
İstanbul gecelerinde Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç'i kol kola görüntülüyoruz. Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç devamında bir mekana geçiyor. Burak Sevinç'e birkaç dakika önceki kol kola olan görüntüleri sorulunca bakın nasıl bir cevap veriyor. Az önce gördük ama size... Hayır, hani... yanlış görmüşsünüzdür. Doğrudur. Yani adettendir, ilişki var mı yok mu? Hayır, tabii ki yok. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Asla. Asla. Mustafa Mert Koç'u İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Çıkardığı Sessizim şarkısı çok beğenildi. Yeni şarkısı yoldaymış. Evet, inşallah bu ay sonunda güzel bir şey daha çıkaracağız. Güzel gidiyor her şey. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok seviliyor aslında. Evet evet, dinliyor musun şarkıyı? Evet evet. Valla Sessizim. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok şükür, çok güzel bir şey üretiyorsun. Onun tüketildiğini hissetmek ayrı bir heves. Çok daha güzel bir şey. Çok şükür ya, şu an her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda şarkının bu kadar çok sevilmesini, yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'un destek için şarkıyı sosyal medya hesabında yayınlamasına bağlamıştı. Bu kadar olmaz ya, kesinlikle. Hep onu da söylüyorum. İçerideydi zaten, onu da dedim. Yani sonuçta Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından bir tanesi. Vesile oldu böyle bir şey. İnsanlar arkadaşlarına böyle destek olur. Çok güzel gidiyor her şey. Emre Altuğ'u gecelerde görüntülüyoruz. Hayatında biri var mı diye soruyoruz. Verdiği cevapla kafaları karıştırıyor Emre Altuğ. Evet, siz görebiliyorsunuz. O zaman yani aslında şöyle bir durum olabilirdi yani. Sen beni takip ettiğin için görevinde çok başarılı bir muhabir haline gelebilirdin ama bugün o gün değilmiş yani. Evet. O zaman var değilmiş. Kısmet diyelim. Bakalım. Evet, yani daha henüz açıklamak için bir şey erken ama gerektiği zaman açıklarım zaten, konuşuruz. Merhum sanatçı Kayahan için düzenlenen anma gecesinde sahneye çıkmıştı Emre Altuğ. Böyle bir gecede sahneye çıkmaktan gurur duymuş. Kayahan abi tanımış biri olarak konuşmak ayrıca heyecanlandırır beni, onur verir. Onun şarkılarını söylemek bir ayrı onur. Çok değerli. İpek Açar'la bu sahneyi paylaşmak yine çok değerli. Alper Kömürcü'nün müzik direktörlüğü çok değerli. Dolayısıyla ortaya çok güzel çalışılmış, çok çok benim için hakikaten kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetli, önemli bir konser çıktı.